Hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlerle Bayhan'dan Seninle Olmak Var Ya şarkısının keman notalarını inceleyeceğiz. Birlikte şarkıyı çalmayı öğreneceğiz. Biraz size hatırlatayım ben şarkıyı. Öyle deli gibi esme baş. Hemen notaları görelim. Evet arkadaşlar, toplam 8 porte, yani 8 satırdan oluşuyor notalarımız. Şu an siz ilk 4 satır görüyorsunuz. Birazdan devamını da göreceğiz. Şimdi şarkımızda en çok dikkat edeceğimiz konu değiştirici işaret olan bemoller. Gördüğünüz gibi her portenin başında sol anahtarının yanında 2 tane bemol işaretimiz var. Si ve mi notalarının bemol olarak çalınacağını gösteriyor. Size nasıl olduğunu keman üzerinde göstereceğim. Şöyle bir şarkımızı takip edersek neler oluyor şarkımızda? Bakın, ölçü ölçü ayırmışım şarkıları. Ölçülerin üzerinde de ölçü numaraları 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Toplamda ise şarkımızda 40 ölçü var. Şimdi birinci ölçüden çalmaya başlıyoruz şarkıyı. 3 vuruşluk bir S'den sonra Re mi, yarım vuruşluk Re mi diye çalıyoruz. İkinci ölçüde ise bir röpriz görüyorum. Bakın, iki noktalı bir çizgi. Bu röpriz buraya geri döneceğimizi söylüyor. Ne zaman döneceğiz arkadaşlar? Bakın, 2'yi, 3'ü çaldık. 4'ü, 5'i, 6, 7, 8, 9'u da çaldık. 9'un sonunda röpriz var. Gördünüz mü? İşte 9'un sonundan 2'ye geri dönüyoruz arkadaşlar. 2'ye geri döndükten sonra tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çalıyoruz. Ama 9'u ne yapmıyoruz? Tekrar 9. ölçüyü çalmadan 9. ölçüyü atlayıp 10'a geçiyoruz. İşte bu sisteme de dolap deniyor. Birinci dolabın sonundaki röpriz bizi diğer röprize götürür. Ondan sonra birinci dolabı atlayıp ikinci dolaptan devam ederiz. Röpriz ve dolap sistemini anladığınızı düşünüyorum. 10. ölçüden çalmaya devam edersek 10'u çaldık, 11'i, 12'yi çaldık. Bakın, 13. ölçünün başında yine bir ne var? Yine bir yine bir röpriz var arkadaşlar. Bakalım 13. ölçüdeki röprize nereden geri döneceğiz? Diğer sayfaya geçiyoruz bu sefer. Evet, bakın arkadaşlar, 20. ölçünün sonundan dönüyormuşuz 13. ölçüye. 13'ten 20'ye kadar çalıyoruz yani. 20'den sonra tekrar 13'e dönüyoruz. 14, 15, 16, 17, 18, 19 diye çaldıktan sonra 20'yi çalmadan bu sefer yine 21'den devam ediyoruz. Yine bakın, bir dolap sistemi. Şarkıda dolaplarımız mevcut. Dolabın birini anladıktan sonra diğerlerini kolay bir şekilde yapmaya devam edeceksiniz. 21. ölçüden devam ediyoruz. 21, 22 çalıyoruz. Bakın, 22'nin başında yine bir röpriz var. Tamam mı? Bakın, 22'nin karşılığı nerede? 29. ölçünün sonunda. Yine buradan 29'a kadar çalıyoruz. Sonra 22'ye geri dönüyoruz. 23, 24, 25, 26, 27, 28 çaldıktan sonra bu sefer de 29'u birinci dolaba atlayıp 30'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı sistem yine burada da mevcut. 31'in başında, 31. ölçünün başına geri dönüyoruz. Nereden dönüyoruz arkadaşlar? Bakın, aşağıda en sonda 38. ölçünün sonundan geri dönüyoruz. Sonra arkadaşlar, geri döndükten sonra 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 çaldık. 38'i atlayıp 39'a geçiyoruz ve şarkımızı bitiriyoruz. Şarkıyı kabaca size anlattım. Şimdi ise detaylı bir şekilde keman üzerinde inceleyip şarkımızı öğreniyoruz. Şarkımız zor değil arkadaşlar. Sadece ben tekrar bölümlerini çok fazla işaretler kullanarak kısaltmadım. Şarkıyı biraz doğal akışında uzun yazmaya çalıştım. Daha kolay çalın diye. Şarkı daha kolay çalın diye notalarını uzattım yani. Tamam mı? Hemen bakalım şimdi Si ile Mi notaların bemolleri nasıl oluyormuş. Şimdi arkadaşlar, zaten biliyorsunuz, tamam mı? Re telinde birinci parmağımız Mi idi. Nereden çalıyorduk Mi'yi? Bir boşluk bırakıp Mi çalıyorduk değil mi? Tam dibinden Fa çalıyorduk. Sonra bir boşluk bırakıp Sol çalıyorduk. La telinde ise bir boşluk bırakıp Si'yi basıyorduk. Aynı Mi'yi bastığınız yerden. Dibinden Do, bir boşluk, üçüncü parmak Re basıyorduk. Şimdi burada Si ile Mi notalarını bemol yapmak için çok basit. Direktmen telin tam başlangıç yerinden basacağız. Mesela ben La telini tam dibinden basarsam, tam başlangıç yerinden basarsam Si bemol, Re telini tam dibinden basarsam Mi bemol sesini yakalıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Olay budur. Şimdi bir de burada arkadaşlar ince Mi bemolümüz de var. Bunu nasıl yapacağız peki? Çok basit. Şimdi hemen gösteriyorum size. La teli 3. parmak Re.
R'den sonra mi geliyor. Araları açık, değil mi? R ile mi'nin. Çünkü arada ne var? Mi bemol var. O yüzden ben ne yapıyorum mi bemolü çalmak için? İnce mi bemolü çalmak için. Dördüncü parmağımı tam R'nin dibine koyuyorum la telinde. La telinde üçüncü parmak R'ydi. Tam dibinden dördüncü parmağımı bastığım zaman mi bemol, ince mi bemol, mi bemol sesini yakalamış oluyorum. O zaman hemen şarkıyı inceleyelim. Birinci ölçümüz geliyor. 3 vuruşluk bir es. Şarkının ritmi 4 4'lük arkadaşlar. 1 2 3 4 1 2 3 4 diye sayarak gidiyor. Şimdi 3 ilk birinci ölçümüzde ilk 3 ölçümüz boş yani es. Sonra 4. ölçüme ise yani oradaki 1 vuruşluk kısmı ise 2 yarım vuruşluk nota sığdırıyorum. Yani re mi. Ve bakın bu arada mi si bemol olduğunu söylemeyeceğim. Zaten anlattım. Bu şarkıda bemol çalıyoruz. Ta ki yanına değiştirici yeni bir işaret gelene kadar. Evet birinci ölçümü çalıyorum. 1, 2, 3. Re mi. Es. Re mi diye çaldım. Boş yer re. Birinci parmak. Mi. İkinci ölçüme geçiyorum arkadaşlar. İkinci ölçümde ise ne var ben? Solfejini yapayım size. Fa, fa, sol, fa, mi, mi, re. Bakın re teli ikinci parmak. Ne kadar basit değil mi? İkinci parmak fa, üçüncü parmak sol. Birinci parmak mi, boşlar re. Fa, fa, sol, fa, mi, mi, re. Fa, fa, sol, fa, mi, mi, re. Tamam mı? Olay bu. 1 ile 2'yi birleştireyim. Ne demiştik? 3 vuruşluk es var. Esleri söylemesem de olur. Başlıyorum. Re, mi, fa, fa, sol, fa, mi, mi, re. Ne yaptım? Birinci ölçüdeki re, mi'yi de koydum. Tekrar yapayım. Re mi fa fa sol fa mi mi re la. Bakın ne yaptım? La'yı ekledim. Nerede bu la? Üçüncü ölçünün ilk notası arkadaşlar. Tamam mı? Çözdünüz değil mi? Tekrar o la'yı ekleyip çalayım size. Olay budur arkadaşlar. Eğer ki böyle uzun boş bir telle çalmak istemiyorsanız üçüncü konum ikinci parmak la'da yapabilirsiniz. Konum videolarımda kanalda mevcut izleyebilirsiniz. Bu sefer o şekilde yapayım. Üçüncü konumdan çalacağım la'yı. İkinci parmak olacak. Böylece rahat rahat vibrato da yapabilirsiniz. Tamam mı? Üçüncü ölçüden devam ediyorum. La'yı çaldık. La'ya geçiyorum. Sonra yanında ne var arkadaşlar? Yarım yarım. Sol la var. Sol la. Sol la. Sonra dördüncü ölçüde ne diyecek bana? Si, si, do, si, la, la, sol. Evet, üçüncü ölçü ve dördüncü ölçüyü çalıyorum arkadaşlar. Önce üçüncü ölçüdeki iki nota. Bakın sol la. Tamam mı? Şimdi dördü bağlayacağım yanına. Ne yapıyorum bakın dördüncü ölçüde? Si, si, do, si, la, la, sol. Tamam mı? Si, si, do, si, la, la, sol. 3 ile 4'ü birleştireyim arkadaşlar. 3'teki la'yı da ekleyeyim bu sefer. La, sol, la, si, do, si, la, la, sol. Tamam mı? Olay bu. Birinci portayı baştan çalayım size. Görün. Evet, birinci porte bitmiş oldu. İkinci porteye geçiyoruz. Burada ise fa var arkadaşlar. Beşinci ölçü. Bakın beşinci ölçüyü çalıyorum size. İki vuruşluk fa. Fa mi fa sol. Tamam mı? Ama bakın burada arkadaşlar ne var? Mi'nin yanında bir işaret var. O işaret şu demek. Biz şarkıda mi'ye bemol yapmıştık ya tüm şarkıda. Bu ölçüde mi normal olacak. Natural. Yani burada boş tel kullandım ben. Tamam mı? Çalıyorum 5. ölçüyü. 2 vuruşluk fa. Fa. Fa mi. Bak gördün mü? Boş tel kullandım. Fa. Fa mi fa sol. 2. parmakta sol. Gayet basit arkadaşlar. 6. ölçüye geçiyoruz. La teli 3. parmak re. Solfejini yapalım. Re do si la. Bakın. Tamam mı? Re do si la. İki vuruşluk bir uzun bir re çaldıktan sonra yarım yarım re do si la diye iniyorum. Altıncı ölçüde.
Şimdi 5 ile 6'yı birleştirelim arkadaşlar. 5 ile 6'yı çalıyorum. Şarkıyı anlatırken ben kesik kesik ölçüleri ayrı ayrı anlatıyorum ama arkadaşlar bunları çalarken birleştirip çalıyoruz, tamam mı? Şarkı akıyor yani. Bir es, bir duraksama yazmadığımız sürece şarkımız akıyor. Yedinci ölçüme geçiyorum. Ne demiştik altıncı ölçüde? Altıyı hatırlayalım. Yaptım. Sonra 7'de muhtemelen şöyle olacak. Si do la la si sol. Bakın 8'in başındaki solü de eklemiş oldum. Evet, 7'yi çalayım. 8'in başındaki solü de ekledim ki anlamlı bütünlük kazansın diye. Evet, 7 ile 8'in ilk notasını çalıyorum. 7. ölçünün tamamı 8'in ilk notası. Tamam mı? Şimdi 8'i inceleyip sonra portayı baştan, ikinci portayı baştan çalalım. 8. ölçüde ne var? Re til 3. parmak sol. Sonra yanında bir yarım sol daha var arkadaşlar. Sol, sol, re, do, si, la, sol. Şimdi bakın burada şöyle bir şey var. Siz 8. ölçünün ilk iki notası olan solü. Birisi bir vuruş, biri yarım vuruşluk. Onları birleştirip 1,5 vuruşluk da yapabilirsiniz. Ayrı ayrı da çalabilirsiniz. Ben özellikle bağ koymadım. Canı nasıl istiyorsa öyle. Buradan hani bu şekilde anlatması daha anlaşılır olduğu için. Şimdi 8'i çalıyorum arkadaşlar size. Pardon. Aynen. Tamam, bakın 8. ölçü bu. Sol, sol, re, do, si, la, sol. Tamam mı? Sen birleştirip 8'in ilk iki notasını uzatıp şöyle de çalabilirsin bak. Ya da göründüğü gibi. Tamam mı? Evet, şimdi portemi birleştireyim. 5. ölçüyü. 5 ile 8 arası. Diğer portaya geçiyoruz. 9. ölçü. Şimdi 9. ölçüde de ne yaptık? 8'i çaldık. 9'da sol la fa re mi. 9'u çalıyorum. Sol la fa re mi. Şimdi bakın burada sol la fa sonra bir re mi diye bir kalkış yapmış değil mi tekrar? Belli ki bir tekrara gidecek. Zaten nereden anlıyoruz onu? Bakın 9'un üstünde 1. dolap var. İşte burada röplizin sonunda nereye gidiyorduk arkadaşlar? Bir önceki porteden, şey ölçüden hatırlarsak, hatta ilk porteden ikinci ölçüye gidiyoruz. Sol la fa re mi. Bakın şimdi 9'un sonundan ikinci port şey ikinci ölçüye gideceğim ama göstermeyeceğim size çünkü orayı anlattık. Bakın. Böyle tekrar yapıp arkadaşlar 8. ölçüye kadar çaldıktan sonra 9'u atlıyoruz. O zaman şöyle şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Ondan devam edeceğiz, tamam mı? Dolap olduğu için. Bakın ne yaptım? Bitirdim şarkının giriş bölümünü. İşte olay şu arkadaşlar. Yaptığım şey çok basit. Bak kafanız karışmasın. 9'un sonundan 2'ye gittim. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çaldım. 9'u atladım. 10'dan devam ettim. Az önce ise 10 ile 11. ölçüyü çalmış oldum. Şimdi ben size 10. ve 11. ölçüyü anlatıyorum. Sonra 13'ten şarkının söz bölümüne giriyoruz. Evet. 10. ölçüye bakalım arkadaşlar. Çok basit. Ne diyor? Sol, la, fa, mi. 11'de ise 4 vuruşluk bir re yapıyoruz. Olay şu yani. Tamam mı? Olay bu arkadaşlar. 10 ile 11'de anlattık. Şimdi geldik şarkının söz bölümüne. Öyle deli gibi. Evet. 13. ölçü. 12. ölçü boşluk zaten. 4 vuruşluk bir beklememiz var. 13. ölçü arkadaşlar. Küçük bir başta es var. Yani bir nefes. Böyle deli gibi esme başımdan yar. Öyle bir şey. Tamam mı?
Evet, bir es verdikten sonra. Bakın burada do diyez arkadaşlar. La teli 3. parmak re. Tam yanından do diyez. Evet. Re do. Bir vuruşluk re. Re do re do re do. Tamam mı? Sadece re ve do notlarını çalıyorum. Evet. 13. ölçü. Yani ne diyorum burada? Öyle deli gibi. Tamam mı? Olay bu. Şimdi diğer portemize inelim. 14. ölçü. Re, re, mi, re, do, si, la. Gayet basit, düz bir ritim arkadaşlar. Çalıyorum. Bakın sakın unutup da burada boş tel re, şey boş tel mi çalmayın. Çalarsanız şöyle olacak bak. Oldu mu? Olmadı. Çünkü bu şarkıda mi neydi? Bemoldü. Nasıl yapacaktık peki? Söylemiştim. La teli 3. parmak re'nin tam dibinden 4. parmağımı basıyorum. Burada mi dediğim şeyi böyle çalıyoruz arkadaşlar. Evet. 14. ölçüyü çalıyorum. Ne solfejini yapalım. Re, re, mi, re, do, si ile bak. Çalıyorum. Tamam mı? Olay bu. Çok güzel. Şimdi 15'e zaten 15'te arkadaşlar bir tane notumuz var 4 kuruşluk. Si. Şu yani. Şimdi ben 13 ile birleştireyim size. Öyle çalayım burayı. Daha da güzel anlayın. Tamam mı? 14 ile 15 çaldık. Şimdi 13, 14, 15 çalıyorum size. 13'ten sonra 14'ü zaten yakalayacaksınız. 14'ü bir daha çalın yalnız başına. Bakın 15 de ekledim. Şimdi 13, 14, 15 çalıyorum. Nasıl? Oldu değil mi? Harika. Şimdi tekrar çalayım. 13, 14, 15, 16. ölçüde ise 4 vuruşluk bir es veriyoruz. Orada da piyanist ne yapıyor? Dın 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 dın. Sonra siz kemanla ne yapıyorsunuz? 17. ölçüye giriyorsunuz. Orada da ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu sefer ne yapıyorum? La teli 2. parmak do ve si çalıyorum. Ama bakın burada da si'nin yanında ne var? Bir işaret var. Biz bu şarkının geneline ne demiştik? Si ve mi'ye bemol demiştik. Ama burada 17. ölçüde ne olacak? 17. ölçüdeki si'lerin hepsi natürel, normal si olacak. Peki hocam, 17. ölçüde si'nin bir tanesinin yanında işaret var ama o dörtlü bağlı olan iki tane si'de işaret yok diyorsanız bir ölçü içerisinde bir notanın yanında bir işaret varsa tamam mı? Ölçü içerisindeki bütün notaları yani aynı notaları etkiliyor. Tamam mı? Buradaki o yüzden 3 tane si'yi de normal si çalıyoruz ta ki 17. şey 18. ölçüye geçene kadar. Evet 17. ölçüyü tekrar çalıyorum şimdi. Bir es verdik. Do si do si do si çalıyorum. Es. Bu arada solfeji tonlamasını yanlış yapmışım. Do si do si do si. Tamam mı? 18'i çalayım şimdi. Do, do, re, do, si, la, sol. Bakın burada ne yaptım si'yi? Yanında natural işaret olmadığı için 18. ölçüde bemol çaldım. Çünkü şarkıda, şarkının genelinde si'ler bemol. 17-18'i birleştiriyorum arkadaşlar. Hatta sonra 19'u da koyacağım. Tamam mı? 17... 18 19 Nasıl? Oldu mu? Güzel değil mi? Evet. Şimdi 13'ten başlayıp 19'a kadar çalayım. İyice otursun burası. 13 çaldım. 14'teyim. 15 16'da bekliyorum. 17 18 19 Evet. Şimdi diğer porteye geçelim. 20. ölçü. Bakın 20. ölçüde ne var arkadaşlar? Aslında yapmak istediğim olay şuydu zaten. Az önce ne yaptım? 2 tekrar yaptım değil mi arkadaşlar? Aynen. Bakın 20. ölçüde bir şey yok. Bekliyoruz. Sonra tekrara gidiyoruz.
Neredeydi 20. ölçünün tekrarı? Videonun başında anlatmıştım. 13. ölçüye geri dönüyorduk. Döndük 13'e. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 çaldıktan sonra 20'yi atlayıp 21'e geçiyoruz. 21'de bize ne diyor? Şöyle 3 vuruşluk esten sonra ölüm ol da düş peşime. Oraya giriş yapacağız. Hazırlan diyor. O yüzden bir re mi vermiş bakın orada. Tamam mı? Buraya gireceğiz. Aynen. O zaman ben şimdi 21'den anlatmaya başlayayım. 3 vuruşluk esten sonra re mi çalıyorum. 22. ölçüden başlıyorum devam etmeye. Arkadaşlar, şarkının burası başta anlattığımın aynısı. Tamam mı? Şarkının giriş müzik bölümüyle ölüm oldu düş peşime, ecel oldu al canımı bölümleri aynı zaten. O yüzden biraz hızlı geçiyorum. Siz de şarkının başında zaten çalıştınız buraları. 21 çalıyorum. Es, re mi. 22. Fa, sol, fa, mi, mi, re, la. 23'ün la'sını da koydum gördünüz. Tekrar 22 çalayım. 23. Bakın 23'te ne var? 3 vuruşluk la, sonra sol la. La, sol, la, si diye devam edeceğim 24. ölçüden. 24'e geçeyim o zaman şimdi. Si, si, do, si, la, la, sol. Buralara dediğim gibi yukarıda çaldım. Devam ediyorum o yüzden. Diğer portaya 25. ölçü. Burayı da çaldım. Sadece sonunda değişiklik var buranın. Hatırlatıyorum tekrar. 25. Hatırlıyoruz değil mi zaten? Evet, 25 tekrar çalıyorum. Fa, fa, mi, fa, sol. 26. Re, do, si, la. 26. 25, 26'yı birleştireyim. 27'yi çalıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptım 27'de? Si, do, la, la, si. 28. Aynen. 28 de yine aynı yukarıdakinden. Sol, sol, re, do, si, la, sol. 28 çalıyorum. Aynen. Şimdi artık şarkının değişeceği yerlere geliyoruz. 29 çalıyorum. Sol, la, fa, re, mi. Dedikten sonra arkadaşlar 29'un sonunda röpbezi görüyorsunuz. Bizi nereye atacaktı? Videonun başında da söylemiştim. 22'nin başına atacaktı. Ama biz şimdi oraya dönmeden ne yapıyoruz? Dönmüş sayıyoruz. 22, 23 çalmış sayıyoruz. 28'e kadar. 28'e kadar gelip 29'u atlayıp 30'dan devam etmiş sayıyoruz. 30 çalıyorum o yüzden ben. Aynen. Şimdi bakın 30'da da sol, la, fa, sol, la, si, la, si, si, do, re, re. Böyle şarkının bitiş bölümüne giriyoruz. O yüzden 30'u tekrar çalayım. 31'in başındayız arkadaşlar. Şarkının artık final sözleri. Kim bilir kaç yıl daha böyle canım yanacak falan kısmı var ya. Orası. Evet, 31 çalıyorum. 3 vuruşluk si, 1 vuruşluk la. Şimdi 32'yi de koyunca anlamlı olacak. 32'de ne diyor bana? Si, si, do, re, re. Tamam mı? Şimdi bakın 31 32'yi birleştireyim. Tamam mı? 33'ü çalayım arkadaşlar. Do, do, si, la, la, sol. Çok basit. Dördünde ilk fasını ekleyeyim. Şimdi bakın 31'den başlıyorum. 31, 32, 33 çalacağım. 34'ünde ilk fasını ekleyeceğim. Tamam mı? Hatta 30'u da ekleyeyim mi? 30. ölçüden başlayayım. Kim bilir? Tamam mı? 30, 30. ölçüden yani portayı komple çalıyorum arkadaşlar. Bakın en son şu yaptığım hareket neresi? 34. ölçüdeki fa sol arkadaşlar.
Tamam. Seninle olmak var. Orayı yapacağız şimdi. Son portemiz. 35. ölçü. Altındaki ilk re'yi de eklemiş oldum. 35 çalıyorum. Mi, mi, re, do, mi, re. 3 vuruşluk re. 35-36'yı çalıyorum. Mi, mi, re, do, mi, re. Şimdi 36'daki diğer notaları çalıyorum arkadaşlar. Yine bir fa sol var orada. Bakın re var. 3 vuruşluk. Noktalı yanında fa sol, yani yeniden doğmak var ya. Öyle yapacağız şimdi. Evet. Şimdi 36'yı çalayım. 37'yi çalayım, anlamlı olsun. 37. Mi, re, do, mi. 37'de de mi, re, do, mi. Bu sefer 38. ölçünün başındaki re'yi de ekleyeyim yani arkadaşlar. Aynen olay bu. Şimdi 35'ten başlayıp 38'e kadar çalıyorum. Görün. Bakın yine bir 38'de re'den sonra sol la si, böyle hani bir tekrara gideceğini nasıl belli ediyor değil mi hemen? Çünkü bir çıkış yapmış. Tekrar demek dolap demek arkadaşlar. Bakın 38'de de ne var? Yine röpriz ve dolap var. 38'den nereye gidiyorum? 31'e gidiyorum. Hemen size çalayım orayı da dinlemiş olun. Nereden başlayayım çalmaya? 38. ölçüden başlayıp 31'e geri döneyim. Ondan sonra 38'e atlayıp 39'a geçeceğim. Evet. 38'den başlıyorum. Bakın 31. ölçüdeyim şimdi. Deyim. 36'dayım. 36'dayım. Ne yaptım? Bakın 39'daki 4 vuruşluk re'yi çaldım. Eğer 38'i çalsaydım bir tur daha atmam gerekecekti. Re, sol, la, si demem gerekecekti. 38 o yüzden birinci dolap olduğu için atladım ve nereye geçtim? 38. ölçüdeki 4 vuruşluk re'yi çalıp şarkımı bitirdim. Şimdi ise şarkıyı baştan sona çalıyoruz ve siz de öğrendiklerinizi uyguluyorsunuz. Sonra da vedalaşıyoruz.